Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wi-Fi üzerinden ve kumanda ile kontrol edebileceğimiz RGB şirketler modülünü inceleyeceğiz. Paketimiz içerisinde kumandamız, Wi-Fi kontrol modülümüz, bir adet kullanma kılavuzu ve açıklayıcı bilgiler çıkıyor. Ayrıca çift taraflı bir bant güç modülümüz var. 5 metre bir şeritlerimiz var burada, iki adet. Modülümüze bağlantısını yapacağız. 12 volt 4 amperli çalıştıracağım bir adaptörümüz var. Bununla modülümüzü enerji vereceğiz. Modülümüze enerjiyi veriyoruz. Şu anda Wi-Fi sinyallerini yaymaya başladı. Çoğaltıcı kablomuzla ok yönleri birbirine gelecek şekilde modülümüzü işkenliyoruz. Ve şeritlerimize de yine aynı şekilde ok yönleri aynı yönde olacak şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Şu anda telefonumuzdan giriş yaparak Wi-Fi'den burada zaten dediklerimden istediğimiz renk tonunu ayarlayabiliyoruz. Her ton buradan ayarlamak mevcut. Mesela buradan bu rengimize getirdik. Bu rengi kaydetmek için buradaki tutucuğa basıp tutuyoruz ve bu renk kaydediliyor. Mavi rengi mesela tutucuğa almak istiyoruz. Basıp tuttuğumda orası oldu. Burasının yeşil renk tonunda kaydetti. Buradan parlaklığını azaltabiliyoruz, arttırabiliyoruz. İstediğimiz her şekilde konsant ayarlı parlaklığı şeklinde ayarlarımız var. Fonksiyonlarımıza gelince burada çeşitli fonksiyonlarımız var. Burada 7 close gateway geçişler. Buradan hızını arttırarak geçişleri sağlayabiliriz. Burada yanıp sönmesini sağlayan renkleri. Burada yeşil ve kırmızı geçişi var. Bir kırmızı ve mavi şeklinde geçişlerini. Burada mevcut 7 renk flaşı var. Buradan hızını ayarlayabiliyoruz. Renk seçenekleri, fonksiyonlar, istediğimiz çok çeşitli var arkadaşlar. Yumuşak geçişlerimiz var, hızını ayarlayabiliyoruz. Custom istediğinde karetlen, kendi istediğimiz geçiş tonunu ayarlayabiliyoruz. Geçiş yumuşaklığı, hızı, renklerin seçeneği. Buradan istediğimiz tonları ayarlayarak kaydediyoruz ve bizim renk ayarımız oluyor. Burada ayarladığımız renklerin geçişi sağlıyoruz. Mikrofon üzerinden konuşmamıza göre yanıp sönmesi sağlanabiliyor arkadaşlar. Buradan hassasiyetiyle ilgili ayarlarımız var. Buradan en ufak ses şeylerine kadar ayarlayabiliyoruz. Hassasiyetini düşürerek daha duyarsız olmasını sağlayabiliriz. Müzikler üzerinden istediğimiz müziğin ritmine göre yanıp sönmesini sağlayabiliriz. Kamerayı açarak otomatik moddayken tuttuğumuz yerdeki rengi tanımlayarak o renk tonunu ayarlamasını sağlayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Siyah rengi zaten göremeyeceği için, siyah rengi oluşturamayacağı için siyah renkte son renkte beyazını kendi mavi rengini alarak daha çok koyuyoruz. Bu şekilde. Zamanlama ayarımız da mevcut arkadaşlar. İstediğimiz zamanlama devresini kurarak açılması, kapanması gibi çeşitli fonksiyonlarını istediğimiz şekilde başlatmasını sağlayabiliriz. Buradan kapatabiliriz. Şekilde arkadaşlar renklerimizi ayarlayarak çalıştırıp durdurabiliyoruz. Çeşitli ayarları da var tabi bunun. Uygulama üzerinden her türlü ayarını yapabiliriz. Bunun haricinde bakacak olursak kumanda üzerinden kontrol de var. Kumandamızın pilini takacağız. Kumandamızın pili CR2025 kumanda pilimiz. Artısı yuvanın üstüne gelecek şekilde yerleştirmek yapacağız. Kumandamızı taktık. Şu anda aktif. Ona bastığımızda kaldığı yerden çalışmaya devam ediyor. Buradan yine parlaklığını azaltıp arttırmamız mümkün. İstediğimiz renk tonları buradan da ayarlamakta. Çeşitli geçişleri buradan da sağlayabiliyoruz. Flaşa basarak. Mesela. Buradan çeşitli tonları ayarlayabiliyoruz. Fonksiyonlarımız bu şekilde mevcut arkadaşlar. Buradan da tekrar kapatabiliriz. Bu uygulamayı indirmek için modül üzerinde bir kare kodumuz var. İstersek bu kare kodu okutarak, istersek de ismini yazarak Megatron Pro programını indirerek kullanma başlayabiliriz. Kullanma kılavuzumuzda zaten ayrıntı olarak uygulamanın nasıl çalıştığını, uygulamaya nasıl bağlandığını,
uygulamaya bağlıyken Wi-Fi üzerinden telefonumuzun interneti kalmaması için Wi-Fi ile ilişkilendirilmesini, kumandanın bağlantısını, garanti hususlarını, her türlü bilgileri burada vermekte arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde.